Evet sevgili dostlar. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlar. Şeker gibi bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ben Ali Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bu birinci serinin ikinci bölümü bu. Eflok şartman. Bunu bu başlığı attığıma göre tabii ki anlamışsınız. Şu, şu anda F log kullanmıyorum. Eflok log kullanmıyorum ama bu görüntüyü nasıl elde ediyorum onları da bir öğrenmek ister misiniz? O zaman şöyle yapalım. Şuradaki e, kameradan göreceğiniz gibi burada Godox'un sevgili dostlar bir LED ışığını kullanıyorum. L-E-P-D LEPD-260C olması lazım. Onun haricinde şu arkada gördüğünüz ışıklarda iki tane yine Godox'un şey var. RPG ışıkları var. Yani çok renkli, 3 renkli ama çok renk alabiliyorsunuz buradan. Onun haricinde de bu benim monitör ışığımın düşen gölgesini yumuşatmak için de şurada yani olmazsa olmaz herkese tavsiye ettiğim yine bir RGB Godox ışığım var benim ki bunu ben istersem kırmızıya da çeviririm, yeşilde çeviririm, maviye de çeviririm. Her istediğim renge yakalarım şu anda. E ama bu ayarları neyle yakalıyoruz? Gelin onlara bir göz atalım şimdi. Şimdi sevgili dostlar, ışığı mı? Buradaki ayarıma göre gücünü bir öncelikle 50 %50'ye getirdim. Onunla yetinmedim. Düşürebildiğim en düşük Kelvin'e düşürdüm. Çünkü ben biliyorum ki zaten bu tür ev ışıkları yani bu tür ampullerin ortalama Kelvin değerleri 2700-2800 civarında. Ortam kelvinde ortalama aldım. Dolayısıyla da de kelvin değeri şu andaki ortamın kelvin değerinin 2900 kelvin olduğunu bildiğim an itibaren kameramda yaptığım birinci ayar kelvin ayarı oldu. Bunda da kelvin değerini hemen şuradan ben size göstereyim. Şurada ben bir kaydı bir durdurayım öncelikle. Ondan sonra kelvin değerini göreceksiniz. 2900 kelvine getirdim. Onun haricinde emirde yaptığım ayarlar da Size söylemiştim zaten video ayarlarına girelim. Video ayar listesinden göreceğiniz gibi 16 bölü 9 24 FPS. Ee, MP4 en düşüğü hem de. Long GOP e, başka ne varmış? 420 8 bit 100 megabit per second. Eterna sinema yapmışız. Yani gördüğünüz gibi kullanabileceğim en düşük ayarları kullandım ki. Şeyi daha çok kullanabilin. E, hafızaya daha yüksek kullanabilin diye. Onun haricinde IQ'ya geldiğim, geldiğim zaman buradan film benzetimini Eternia'ya e getirdim. Kelvin'i biliyorsunuz zaten. E, dinamik aralık 100 ol, yetiyor zaten çünkü herhangi bir dinamik aralık fazlalığımız yok. Ton eğrimiz artı bir buçuk artı bir buçuğa getirdim. Rengi de artı bire getirdim ki sevgili dostlar bu görüntüyü yakalayabilelim diye. Şimdi başka neler yaptım? Başka da bir şey yapmadım gördüğüm kadarıyla. Yani sizin an, yani sizin anlayacağınız bütün bu ayarlardan sonra ve bu görüntüden sonra yüzde bu 50 ışık burada, düşük ışık burada. Ayarları ona göre 1 bölü 48 artı F1.4 ayarladığım için zaten ISO'yu da burada manuel ayarlayabiliyorsunuz ve 400 ISO'ya kadar indirdim. Hatta bakayım yok, iki, onu da kontrol edeyim size. 200 ISO'ya indirmiş olmam gerekiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Sevgili dostlar ISO'yu da 200'e ayarladım burada. Dolayısıyla 200 tekrar edelim. 200 ISO 1 bölü 48 instantane F1.4 ee, onun haricinde de Kelvin değerim 2900 Kelvin Eterna film simülasyonu en düşük ayarlar ama netice burada gördüğünüz gibi bu hale geliyor. Yani F-Log Şart ne zaman şart biliyor musunuz? Eflok dışarıda çok kuvvetli, dinamik, aralıklı sahneler çekecek iseniz eğer, tabii ki bu ayarların hiçbir tanesi etmez ama bu tür ortamlarda, kontrollü ışık ortamında inanın bana Eflok'a gerek yok, Eflok'a ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi gayet de başarılı bir çekim oldu. Vallahi umarım bu içerik hoşunuza gitmiş ve sizlere değer katmıştır. Böylelikle de beğenme butonunu hak etmiştir. Daha hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Sizi bayramda da bir içeriksiz bırakmak istemedim. Kendimi de bir göstereyim istedim. Hem sizlerle bir bayramlaşmak adına böyle kısa bir içerik yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdilik sevgiyle kalın. Huzur ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.